elektrik deney setini kutusunu açma prosedürü. Kutusunu açtığımız zaman içinden çıkan malzemeler. Pilimiz 2 adet 1,5 voltluk pil, 1 adet pil kutusu, 1 adet broşür, yapılmış deneylerin resimlerini gösteren bir broşür, bir adet montaj tahtası. Bu montaj tahtasının üzerinde kılavuz delikleri açılmış, içine vidaları rahatlıkla takabilmemiz için. Ayrıca bu malzemelerin üzerindeki deliklerle uyumlu olarak pil kutusunu takmamız için şu delikleri de aynı hizaya gelmekte. Bir küçük poşet içinde diğer küçük malzemeleri kaybolmamız için böyle bir küçük poşet içine konmuş. Bunun içindeki malzemelere bakalım tek tek. Bir takım devre direnç deneyleri için 2 adet birer ohmluk direnç. Anahtar yapımında kullanılan üzeri delikli teneke parçası. Yalıtkan deneyinde yalıtkan olarak kullanılacak olan bir plastik parçası kılıç şeklinde. Kürdan, bunu üzerine reosta yapmak için krom nikel telimizi sarmak için kullanacağımız bir kürdan. Duyları, anahtarları birbirine bağlamak için kullanacağımız montaj kabloları. Basit devreler ve paralel seri devreler yapmak için kullanacağımız ampuller, duy, ampulleri takıp montaj için kullanabileceğimiz duylar, 2 adet duy, 2 tane ampul, ince krom alüminyum tel, bunu telle reosta yapımında kullanabileceğimiz gibi ampulün iç yapısını anlamakta kızaran tel yapmada da kullanabiliriz. Ve ayrıca 8 adet vida montaj için. Bir de montajları nasıl yapabileceğimizi detaylarıyla güzel bir şekilde anlatan, deneyleri nasıl yapacağımızı anlatan bir kullanma kılavuzu. Bu kılavuz çok güzel anlatıyor. Mutlaka detaylı olarak okunması ve çalışılmasını tavsiye ediyorum. Evet, şimdi basit bir elektrik devresini nasıl yapacağız? Bunu hep birlikte yapalım. Öncelikle bir tane duyumu yerleştiriyorum. Bu duyu delikler bu şekilde, şu şekilde ya da bu şekilde, herhangi bir şekilde zoom yapayım müsaade. Gelebilecek şekilde yapılmış. Evet, zoom deneyebiliriz. Şurada değil mi zoom? Onun ön tarafında. Sağ sol. Evet, sağ sol. Evet, tamam. Şimdi vidayı takmayı. Kaployu sonra mı bağlayacağım size? Evet. Tamam. Vidalarımızı gevşek bırakıyorum. Daha sonra kabloyu bağladıktan sonra sıkıştıracağım. Basit devresi, elektrik devresi için bir tane de anahtar için anahtarımızı alıyorum.
parçaların çoğunu yerleştirmiş olduk. Şimdi kabloların ucunu açıp bağlayacağız. Kabloların ucunu açıp bağlamamız gerekiyor. Kabloların uçları zaten bir miktar açılmış. Bunu açmak için bir bıçak veyahut da makas yardımıyla açmam gerekiyor. Onu ilk önce yapmamız gerekiyor. Makas alabilir miyim? Teşekkür ederim. Rica ederim. Şöyle uygun bir uzunlukta bunun ucunu kesip ucunu hafifçe kabloyu vidaya sararken saat istikameti, saatin dönüş yönü istikametinde sararsak vidayı sıkarken kabloların açılmasına engel olmuş oluruz. Bir ufak püf noktası. Bu tarafı da diğer kablonun ucunu da açtık. Yine saat istikamet yönünde denememiz hemen hemen bitti. Şimdi pillerimizi yerleştirelim. Pillerimizin yay olan kısmına eksi tarafını gelecek şekilde yerleştireceğiz. Pillerimizin bu küçük nokta gibi olan kısmı artı ucu. Bu geniş olan kısmı eksi ucu. Pilleri seri olarak bağladığımız zaman birinin arkası öbürünün bu sivri olan kısmına değecek şekilde bağlandığı zaman pilleri biraz seri bağlamış oluyoruz, evet. Ve 3 voltluk bir voltaj elde etmiş oluyoruz. Şu arkada da iki metal bunu birleştiriyor. Pili bu şekilde bir metal parçasıyla birleştirmiş gibi oluyor. Şu arkadaki yaylar bunu birleştiriyor. Ve bu uçlarından da elektrik almış oluyoruz. Yani yerleştiriyoruz pilleri bir kutumuzun içine ve ampulümüzü de takıyoruz. Evet, devremiz bitti. Bakalım çalışıyor mu? Evet, çalışıyor. Evet, yan tarafta. Bu yaptığımız basit elektrik devresi. Evet. Bunu öğretmenimize teknik göstermek için göndereceğimiz zaman, götüreceğimiz zaman okula tekrar bu kutunun içine koyup bunu kapattığımız zaman hasarlanmadan okula götürebiliriz. Çantanızın içine yerleştirdiğiniz zaman kitapların baskısından nispeten korunacaktır ve bozulmadan okula götürebilirsiniz. Ha, basit elektrik devresini yaptık. Şu kitapta gördüğümüz gibi. O kitapta teknik çizim olarak da gösterir misiniz? Evet, şurada basit elektrik devresi nasıl yapılır? Şu kısımda anlatmıştı. Basit elektrik devresini. Burada pil nasıl bağlanır, pilin çalışma prensibini ve pilin uçlarına direkt ampulü bağlamanın ne olduğunu. Bu deneyleri de yaparak burada notlar kısmında basit sorular var. Bu sorulara da öğrencilerimizin cevap vermesini istiyoruz. Evet, bundan sonra paralel bağlı elektrik devresi nasıl yapılır? Bu konuyu deney 3 olarak bu deneyi yapacağız. Bu şekilde 14'ten 15 tane deney var. 15 adet deney. Bu kadar basit bir sistemle 15 tane deney yapabiliyoruz. Bunların içinde en önemlisi reostada yapabiliyoruz. Reostayı da birlikte yapacağız. Evet. Şimdilik müteakip videomuza kadar hoşça kalınız. Tamam.
Ardı sıra reostoyu yapmışlar değil mi? Reostoyu nasıl pişiye sardığını göster. Şimdi, basit devreyi yapıyoruz. Basit devrede. Zaten basit devreye ilave. Bu yakınlıkları çek. Basit elektrik devresinde anahtarımızın bir başka kullanılış şeklini göstermedim. Unuttuk biraz önceki deneyimizde. Şu şekilde basma bırakma bir anahtar olarak görev yaptığı gibi şu anahtarı biraz yana kaydırıp vidanın altına sıkıştıracak şekilde yaptığımız zaman bir de hafifçe gevşetelim, altına girebileceği şekilde. Evet, şöyle elimizi bıraktığımız zaman devamlı anahtarlama durumuna gidiyoruz. Bazı deneyleri yapmamız için devamlı elektriğin olmasını isteyebiliriz. Bu durumlarda bu şekilde anahtarımızı kullanabiliriz. Özellikle bir ölçüm yapacağımız zaman üzerine